Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Çin Komünist Partisi Avrupa kulüplerine yatırım yapan şirketlerden paralarını Çin'e geri getirmelerini istedi. 2017'den beri Avrupa'da 20 kulübe yatırım yapan Çinli yatırımcılar paralarını yavaş yavaş çekmeye başlıyor. Atletico Madrid ve Slavia Prag hisseleri an itibariyle satılmış durumda. Inter ise satışa çıktı. Bir diğer haberimiz ABD dergisi Diplomat'ta Türk Konseyi ile ilgili haber yayınlandı. Yavaş yavaş Türk Konseyi tüm dünyada ses getirmeye başladı. Türk Keneşi ekonomik bağlantı projelerinde köklü yükseltmeye yönelik görüşler belirleri şeklinde haber servis edilmiş. Türk Konseyi siyasi ve ekonomik önemini büyütmeyi hedefliyor. Bazı liderler Türk Konseyi'nin yalnızca Cumhurbaşkanları için buluşma noktası olmaktan çıkıp kendisini ekonomik projelerle demirleyerek örgütün varlığının son 12 yılda eksik olduğu bir siyasi organizasyona doğru hareket edeceğini belirtiyor. Bölgesel altyapı projeleri gerçekleşirse üyelerin etrafında birleşmeleri için merkezi bir proje sağlanacaktır. Türk Konseyi'nin siyasi ve ekonomik bir örgütlenmeye dönüşmesi konusunda olumlu görüşler bildiriliyor. Zirvede Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Azerbaycan halkını tarihi adaletin restorasyonu adını verdiği Dağlı Karabağ topraklarına kavuştukları için tebrik etti. Bu açıklama Mirziyoyev'in Kasım 2020'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir ay süren çatışmanın ardından ateşkesten bu yana Bakü'ye sunduğu en güçlü siyasi destek oldu. Bu açıklama Taşkent'in çatışmada hangi taraftan yana durduğunun açık bir göstergesi. Böyle bir açıklama yapmak için Türk liderlerinin bir araya geldiği platformun seçimi Türk kardeşlere birliğin ve desteğin simgesiydi. Resmi olarak Taşkent Dağlık Karabağ'ı her zaman Azerbaycan toprağı olarak görmüştür. Taşkent'in Azerbaycan'a en son benzer desteği 2010 yılında dönemin Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un Dağlık Karabağ'ın bölünmez bir Azerbaycan toprağı olduğunu söylediği Zamana dayanıyor. Türk Konseyi şimdiki adıyla gayri resmi bir zirveden etrafındaki birkaç ekonomik projenin bulunduğu organizasyona doğru ilerliyor. Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları İlham Aliye ve Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlayacak bir ulaşım koridoru hakkında konuşuyor. Koridor yükleri Çin'den Avrupa'ya taşıyacak mevcut karasal Asya-Avrupa Trans Sibirya demiryolu'na daha ekonomik ve daha hızlı bir alternatif sunmayı amaçlıyor. Türk Konseyi'nin mevcut gelişen durumu siyasi nüfuzlu bir örgüte dönüşmesini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nazarbayev Türk Konseyi'nin bir sonraki konsey toplantısında uluslararası bir örgüt haline gelmesi lehinde açıklama yaptı şeklinde kısaca özetlemiş olduk. Bir diğer haberimiz Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Moskova'da Kolektif Güvenlik Örgütleri toplantısına katılıyor. Görüntüleri görmektesiniz. Buraya bir papaz da getirmişler. Yine bugün Ukrayna sınırına 45 kilometre mesafede Rus askerlerinin kampında çadırların alev aldığı belirtiliyor. Bununla ilgili bir video paylaşılmış. Yine bilindiği gibi dün Rus ordusunun Suriye'den çekildiği söyleniyordu. Bir bölgeden bahsediyoruz. Tel Rıfat bölgesinde an itibariyle Rus ordusu geri dönmüş durumda. Yine bugün Rusya'dan yapılan açıklamada Ukrayna sınırı yakınlarında terörle mücadele tatbikatlarına başlandığı duyuruldu. Burada manevraların Mayıs ayı sonuna kadar özellikle Karki bölgesinin yakınlarında gerçekleşeceği belirtiliyor. Yine bugün Mavi Vatan'ın muhafızı ulak, silahlı, insansız deniz aracının karadan kontrol edilmesi için geliştirilen sahil kontrol istasyonunun çalışmaları an itibariyle tamamlanmış bulunuyor. Sahil kontrol istasyonu yani Saki projesi bir minivan olarak tasarlandı. Saki içerisinde birer adet kaptan ve nişancı konsolu bulunuyor. Kaptan konsoluyla ulak yönetilirken nişancı konsoluyla füze sistemleri kontrol ediliyor. Yine bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na binin üzerinde LGK-84 alınıyor. Aselsan LGK-84 üretimini MCM savunmaya devretmiş bunu belirtelim. MCM savunma 2019 yılı sonuna kadar binin üzerinde HGK-84 üretip teslim etmişti. Burada Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir yakın zamanda MCM savunmaya ziyaret gerçekleştirmişti. Bunu da hatırlatalım. Yine Pakistan'ın yeni Çin büyükelçisi Çin lideri Xi Jinping'e güven mektubunu sundu. Yine an itibariyle Afganistan konulu NATO Konseyi toplantısının başladığı belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Savunma Bakanı Austin, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jan Stoltenberg ve çok sayıda üst düzey diplomat katılıyor. Yine ABD Başkanı Biden'ın bu akşam Afganistan'dan çekilme kararını resmi olarak açıklaması bekleniyor. Siz bu videoyu izlediğinizde açıklamış da olabilir. Biden'ın şu ifadeleri kullanması bekleniyor. Reuters tarafından yazılmış. 20 yıl önce yaşanan korkunç bir saldırı sebebiyle Afganistan'a gittik. Bu 2021'de neden orada kalmamız gerektiğini açıklayamaz şeklinde bir cümle kullanması bekleniyor. Yine Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Sri Lanka büyükelçisi Muhammed Rizvi Hasan'ı kabul etti. Yine İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndaki genişletilmiş tersanesinin uydu görüntüsü paylaşıldı. Geçen gün burada bulunan özel bir geminin fotoğrafını paylaşmıştık. Yine Libya Cumhurbaşkanı Muhammed Menfi Yunanistan Cumhurbaşkanı ile Atina'da görüşme gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde de Yunanistan başbakanı Micho de görüşmüştü. Libya resmi devlet televizyonunun haberine göre Yunanistan Libya ile sınır çizgisi görüşmelerinin yeniden başladığını duyurdu. Fakat şu anda anlaşma yapma olasılığı reddediliyor. Burada Yunanistan apar topar anlaşma mı dayattı? Bunu bilmiyoruz. Çünkü ilginç bir açıklama var. Burada Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis'e Yunanistan'la uluslararası anlaşma imzalaması yetkisi olmadığını açıkladı menfi Yunan mevkidaşına bizzat Cenevre'de anlaşma gereği uluslararası anlaşma imzalama yetkisinin Başbakan Dibeybe'de olduğunu belirtti. Yani işin özeti senle anlaşmayacağım şeklinde bir cevap vermiş oldu. Şunu belirtelim bazıları burada çok yanlış anlıyor. Tabii ki de Yunanistan'ın Libya ile deniz sınırı anlaşması imzalaması gerekiyor. Çünkü haritadan da görüldüğü üzere bunların arasında bir deniz sınırı bulunuyor. Dolayısıyla iki devletin anlaşma imzalaması gayet normal. Bizim münasır ekonomik bölge anlaşmasını etkilemeyecek şekilde bu anlaşmayı imzalamaya çalışacaktır. Fakat ben şahsen Yunanistan'ın bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Yine Suudi Arabistan'da bulunan Aramco petrol sahası Yemen ordusu ve Husilerce 20 gün içinde 3 kez vurulmuştu. Aramco petrol sahasının son görüntüleri basına servis edilmiş. Yine NATO daimi denizcilik görev grubu iki tarafından paylaşılan haberde İtalya'nın La Poisa bölgesinde iki günlük liman ziyaretinin ardından NATO Daimi Denizcilik Görev Grubu 2'nin amiral gemisi TCG Sokullu Mehmet Paşa, diğer ismiyle Bayrak Gemisi, bunun dışında Yunanistan'a ait HS Evropi, Fransa'ya ait FC Orion, İtalya'ya ait ITS Termoli ve İspanya'ya ait ACPS TACO ve yine ülkemizden TCG Ayvalık gemisinin mayın tatbikatına katıldığı belirtilmiş fotoğrafları görmektesiniz. Yine Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada ilk notu 6 ay önce yazmışız. Değişen bir şey olmadı. 6 ay sonra da olmayacak muhtemelen altaya kalmaz bir daha yazarız şeklinde ambargo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilindiği gibi siyalar yerli ve milli değil şeklinde eleştiriler yapılıyordu. Her ambargodan sonra yeni bir parçanın sıkıntısının yaşanmasının ardından Selçuk Bayraktar özellikle burada optiklerin Aselsan'dan alındığını açıkladı ve kendisi dünyada rekor sayılabilecek bir düzeyde %93 yerli katkıyla ve gururla üretiyoruz şeklinde bu iddialara cevap vermiş oldu. Yine kendisi havacılıkta ileri birçok ülke gibi Kanada'nın da bizim ürettiğimiz sınıflarda iyası veyahut siyası yok. Ancak ithal etmek için başlattıkları programları var. Ambargolar bu işe ilk başladığımızdan bir yıllardır var. Ama hiçbiri bizi engelleyemedi, yolumuzdan döndüremedi şeklinde açıklamalarda bulundu. Bizim için dün nasılsa bugün de öyle. Değişen hiçbir şey olmadı, olmayacak da. 3000 saatten fazla gökyüzünde başarıyla görev yapan milletimizin siyaları ülkemizin güvenliği için uçmaya devam ediyor edecek de semalarımızda hür ve özgür şeklinde açıklamalarda bulundu. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.